Russian RT, Best RT in the game. Evet, gene bir Rus RT'sinin gücünü, kuvvetini, kudretini tasdiklediğimiz bir oyundan sonra Leopar 1 videomuzla herkese merhaba. Oyunumuz 3'e 3 Tier 10 dizilimle, geri kalanlar 9 ve 8 olarak inceliyor. Alta da karşı dağılıyorlar. Komarin haritasındayız ve burada bakalım ne yapıyoruz. Bu benim as madalyası aldığım bir oyun oldu Leopard'da. Oyunun sonuçlarını bu sefer koyacağım, merak etmeyin. Mükemmel bir oyun olmadı. Gerçekten güzel hasar verdik, güzel iş yaptık ama burada Leopard'ın en azından özelliklerini tanıtmak için koymak istediğim bir videoydu. Çünkü şu an elinde daha iyi bir videom yok ama bir sizle paylaşmak istiyorum belli noktalarını. Bu yüzden de bunu göstermek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle her zamanki gibi biz burada orta kısma gidip bir bakmaya çalışıyoruz Komerin'de. Belki son defa yapıyoruz çünkü 9-1'de bu harita değişiyor biliyorsunuz. Bu halde göreceğiniz son patch'teyiz şu an, 9-0'dan sonra değişiyor bu harita. Çok fazla geçiş noktaları ve geçiş hatları konuluyor. Ve gelelim Leopard 1'in faydalarına. Oyunun en hızlı, seviye 10 tanklarda en hızlı nişan alan ve bu şekilde de en istikrarlı mermi gönderen tankına hoş geldiniz. Alman sınıfındaki bu tank size inanılmazları sunacak topuyla. Gerçekten bayılacaksınız. E50'nin topundan daha iyi olduğunu hissediyorsunuz birkaç oyun içerisinde. Ama bunun tabii ki geri dönüşü size ne oluyor? Zırhsızlık. Özellikle her türlü zırhsızlık. Ve bu nedenle de hiçbir şekilde sektirememek. Sadece rikoşe yaptırabilecek açılarda size gelen mermileri yönlendirme ve üzerinizden dağıtma şansı var. Bunun haricinde artiler, diğer neredeyse bütün tanklar sizin azılı düşmanlarınız. Burada T-34 ve arkasındaki bu T-95 beni birazcık sinir ediyor. Çünkü burada yapılacak şeylerde orta alanı boşaltmanız çok önemli gerçekten. En azından Komarin'de ben ve buradaki 50-120, zaten bir önceki videodan da muhtemelen biliyorsunuz, özellikle atış desteği sunabilen ve hasar yapmaya yönelik tanklar. Leopard 1 gene Leopard prototipte olduğu gibi sizin takımınızı taşımanıza çok izin veren bir tank değil, eğer takımınız doğru hareketleri yapmazsa. Ki bu oyunda yaptılar, hem 0-9 hattından hem de 1 ve 2 hattından bastırıp bize oldukça fazla hedef sundular. Karşı takım bu şekilde kendini açarken bizim tabii ki burayı güvence altına almamız gerekiyordu. Ki işte gördüğünüz T-34 ve T-95'in bu yüzden oradan eritilmesi gerekiyor. Bilorhan'dan bir T-34'ten yediğim için şu an 1250 canı, 1225 canı düşmüş durumdayım. Ve hala hedef açılmasını bekliyorum bu şekilde. Ama oyunda uzun beklemeli olacak. Bu en azından tankı biraz daha anlatmam ve neleri yapabildiğini göstermem veya bir önceki prototipten farklarını açıklamam için daha güzel bir olanak sağlayacak bana. Şimdi birazcık oyun hazır, daha güncelken anlatmaya devam edelim ne yaptığımız. Hedef arıyoruz. Dediğim gibi arkadan light tank geçiyor, ona atışım olabilir mi diye bakarken sağ tarafta bu sefer Loren veya AS'i de açılıyor. AS'i de biliyorsunuz çok sevdiğiniz bir tank, özellikle sizin. Benim hala favorim değil çünkü bu yamuk zırhından dolayı çok dengesiz deliniyor. Ne zaman yani aynı atış bir defa delip 3 defa delmeyebiliyor. Arkadan yolu yapan Spartacık ruhuna sahip ama hiç de onun fiziğine sahip olmayan bir T-95 görüyorsunuz. Ve onun gazına yenilip de aradan yardıran zavallı bir gene Osman görüyorsunuz burada. Beni 322 canda bırakan, beni burada ağlatan bir hata yapmış oluyorum. Burada tepeyi de kıçım kıçım tekniğiyle ele geçirmeye çalışan bir formatta görüyorsunuz beni gene. Öyle saçmalıklar yapmaya tabi aslında gerek yok ama olay şu, Artin'in açısından dolayı eğer atacak olursa beni vurmasın diye o şekilde bir koruma yöntemi yaptım. Özellikle sağ veya sol taraflardan da gelecek atışları görmeyeyim diye. Şimdi dengesiz atış gelecek birazdan, göreceksiniz. Aslında buradaki seçilmesi gereken hedef Loren ama ISD sadece çıktı olduğu için sol ön tarafından vurmaya çalışıyorum. Hakikaten de 450'lik güzel bir hasar veriyorum burada. Ama dediğim gibi işte aynı mermiyi aynı noktaya yollarsanız ve özellikle de 500 metrenin üzerindeyse, bu da sizin merminizin özellikle çok ciddi bir şekilde penetrasyon kaybetmesine sebebiyet verirken burada iş yapamıyorsunuz.
Burada bakın ben yüksek patlayıcı mermiye geçiyorum. Ya altın mermiye geçiyorum. 330 delen yaklaşık. Ona rağmen de işime yaramıyor. Çünkü alt tarafa gidiyor. Şimdi gelelim biraz özelliklerine. Arkadaşlar topunuz hasar ve penetrasyon olarak bir önceki topla aynı. Yani Leopard PTA'daki topla. Ama bu bildiğiniz upgrade edilmiş versiyonu. Terminator 1 filminden Terminator 2 filmine geçtiğimiz versiyon. Yani dünyayı sarsan kavuran bir versiyon. Neden? Çünkü bir defa gun depression geldi. Artık eğimlerde aşağı doğru namlunuz eğiliyor. İkincisi, aim time'ınız külüstür Toros'tan güzel Mercedes E-Kasa bir alete de geldi. Almanya'da renk atladınız. Çok güzel bir şekilde tankınızı değiştirdiniz. Topunuzu yenilettiniz. Üçüncüsü, daha iyi bir, daha da küçülen bir namlunuz ve bir nişangahınız. Bu yüzden de ben motorunu mu vurayım, motorunun hangi silindirini vurayım, üçüncü silindirin başını vursam karbüratör meme yapar mı gibi seçenekler sunabildiğiniz bir tank bu kendisi. Ve en büyük artlarından biri, koruyan daha doğrusu durumunu, kamuflaj. Arkadaşlar, Alman tanklarında genelde ağırlık söz konusudur, ağırlık ön plana çıkar. Zırh ön plana çıkar. Leopard bunun tam tersi. Bir kere kocaman değil, bu yüzden kamuflajı gayet iyi, medium tanklara göre. Hasarı çok iyi, topu hiç yanıltmıyor. Alman teknolojisinin son ürünü diyebildiğiniz gene toplardan birine sahip. Ama bunun yanı sıra hiçbir şekilde zırh yok. Behçet'ten daha kötü sektirme konusunda, çünkü Behçet kadar eğimli değil. Çok daha kalın ve geniş bir zırha sahip. Size şöyle söyleyeyim, Indian Panzer'den daha kötü bir zırha sahip. Ve ben Indian Panzer'i belki çok haklı olmayacak bir şekilde kötü zırhlı olarak atfediyordum. Ama asıl kötü zırhı bu tankta göreceksiniz. O yüzden kendinizi çok korumanız gerekiyor. Bu nedenle de Leopard 2'yi de upgrade ettim bu arada tankı. Evet, Rheinmetall'in zaten 122'lik L55 topu var. Şimdi gerçeklere geri dönelim. Leopard tankında bu şekilde, ama atış desteğini sunabiliyorsunuz. Takımın sizi taşıması lazım. Bu şekilde takımın sizi taşımadığı sürece tek başınıza bir iki darbe alıp ölürsünüz. Yani aynı what the fuck gibi. Ardarda verdiğiniz hasarın haddi hesabı yok. Adamın üzerinde 5 tane 6 tane Yak Tiger koymuşlar gibi ardarda ateş eder. Ama açıkta yakaladığınız mı LOL traktörle bile tarıya tarıya öldürürsünüz, ki ben Leopard'ın tarayarak bir tane what the fuck öldürdüğünü gördüm. Oldukça acıklı bir hikayeydi. Burada geri kalan tankları hala temizlemeye çalışıyoruz. Aslında izlediniz, sol tarafta güzel bir şekilde 2-3 atış yapabildik, ama asıl bu oyunu taşıyan şu ana kadar 50-120 oldu. Fark etmediğiniz bir detaydan bahsedeyim muhtemelen. 2000 hasarımız vardı bizim 300 cana düştüğümüzde. Şu an 3900 hasardayız. Yani 300 canlı bu işi yaptırdı takım bize. Şu an bir TD gibi kullanıyoruz ama TD'den daha kıvraz ve kamuflajımız daha iyi diyeyim, en azından What the Fuck serilerine göre. Bu şekilde de iş yapmaya devam ediyoruz, ama birazdan bir nokta gelecek ve orada oyunu çevirmek için hakikaten de artık kendimizi feda etmemiz gerekecek ki Leopard gene 50'den bile yüksek olan hızıyla, kıvraklığıyla bu işi güzel başarıyor. Ve topun gene bahsetmediğim en güzel özelliklerinden bir tanesi, hareket halindeyken de çok iyi atışlar yapabilmesi. Yani siz yaklaşık 45 kilometre ile zigzag çizip Need for Speed Underground yapıp böyle yanlarken tankınızı çok güzel şekilde adamı gene vurabiliyorsunuz. Ve 268'lik bir penetrasyon genellikle neresine denk gelirse gelsin delmenize oldukça yardımcı oluyor tankların. Şimdi gördünüz işte, bakın what the fuck spotlandı. İlk atış 350'yi veriyoruz. AMX 50-120 farkına vardı. O da ilk atışını girdi. İkinci atışını gene sokacak. Bir şey oldum ben burada. Sokamadı. Üçüncü atışını sokuyormuş. Burada bakıyorum nereye kaçtığını tahmin edip bir atış daha yapıyorum. Ya benimki ya 50-122 girdi diye düşünüyorum ben burada. Diğer tarafta sağ sıfır attığında ISD'ye dönüyoruz. Şimdi durum 10'a 9 oldu. Hala çok ortada bir maç. Ve bu yüzden benim aslında geriye dönüp ta uzaktan, yani düşmüş olan 1-2 hattından gitmem lazım. O sırada kendini ileriye atan bir tane obje 416 görüyorum burada. Düşünüyorum ki o bir daha çıkmayacak ve bu yüzden geriye gidebilirim derken yanlış bir durum oluyor. Burada obje 416 öne çıkıyor. Ben vuruyorum. AMX 50-120 vuruyor ve yakıyoruz burada, ama 78 canla kurtuluyor. Ama az önce gördüğünüz atış hakikaten de, eğer pinginiz yüksek değilse, güveniyorsunuz kayıp olmadığına internet bağlantınızda, Leopard'ın en güzel özelliklerinden biri. Çat çat. İki hareketle
350 ile 450 hasar arası bir güzellik sunabiliyorsunuz rakibinize. Gene son olarak ben burada ISD'yi bir kontrol etmeye çalışıyorum. Ama o çok güzel oraya saklanmış durumda ve kendini kolluyor. Bana da burada bir defa daha bir genel kontrol yapıp ön taraftan artık arkaya gitmek kalıyor. Ve bence artık günü kurtarmanın vakti geldi. Hans, motorları çalıştır. Şarkıyı aç. Gidiyoruz. Evet, muhtemelen ben burada kendi sesimi biraz kısacağım. Çünkü günü kurtarmanın bu güzel şarkısıyla birlikte Osman The Tank Buster diyorum. İlerleyip C hattına kadar durumu hızlandırıyorum. Evet, burada yapacağım iş spotlanmamaya dua etmek. Üç konu olabilir arkadaşlar. Ya direkt spot yiyip öleceğim. Ya spot yiyeceğim, karşı takımdaki birisi beni açacak, öldürecek ama o da açılacak ve onu öldürecek AMX 50-120. Ya da spotu yiyeceğim, gideceğim, spotlamış olduğum adamları ben de göreceğim. Yani beni spotlamış olan adamları göreceğim. Bu şekilde öldürüp destek vermeye çalışacağım tek darbeyle. Çünkü orada bir what the fuck var, arkasında artı olduğunu biliyorum. Sağ alt tarafta obje olduğunu, en uzakta ISD olduğunu biliyorum. Ve hiçbir şekilde ortaya çıkmamış organik tarım ürünü bir tane M103 var karşı takımda 350 efficiency'de. Onu da bakalım nereden çıkacağını göreceğiz. Burada AMX 50-120'ye nişan al dedim. AMX 50-120'yi düşünürken Tiger, asıl benim gizli platonik sevgilim, affirmative'ini verdi. Ve it's a trap ikonum çıktı. Artı çıkıyor, nişan alıp atlıyorum. Çünkü orada what the fuck var. Çünkü onu olmam lazım. Ve anında hareketimizle orada öldürüyoruz. Artı burada öldüremese de benim için çok kritik olan bir 50-60'lık hasar veriyor karşıdaki artıya. Ve ben burada what the fuck öncesinde nispeten gizlenerek oyunu bir anda 12 an hale getiriyorum. İşte gerçekten de günü kurtardık. Evet. Bakalım buradan ne çıkacak? Objenin orada olduğunu biliyorum. M103 hala çıkmamış durumda. ISD ise sıfır hattında, onun gelmeyeceğini biliyoruz tabi buradan. AMX 50-120'ye bir şekilde objeyi spotlamam lazım. Şu an çok güzel bir adım attık ama hala dikkatli olmanız lazım. Birazdan da göreceğiniz gibi nedenini. Tam önümde M103 spotlanıyor ama M103 de atışımdan sonra beni spotluyor ve benim burada korunmam lazım bu yüzden. Bir atış daha yapıyorum M103'e. Ve benim atışımı yaptıktan sonra AMX 50-120 onu öldürüyor. Arkadaş hiç oyuna girmemiş, orada takılıyormuş. Belki de bottu, hiç bilmiyoruz. Burada topum beni yanıltıyor. Çok açıktaki 76 canı kalmış olan objeyi vuramıyorum. Hala duruyor orada, vurmam lazım, vurmam lazım. Gene olmuyor. Böyle anlar işte kritik anlar arkadaşlar. Sizi genelde delirten, oyunu kaybetmenize sebep olan atışları sağladığınız yerler. Bakın Rheinmetall Metal gitti üzerine ve IS, daha doğrusu çok farklı bir yerlerdi tabii ama ISC'di oradan vurdu Rheinmetall'i. Metal'i. Düşünün siz artık. Burada AMX 50-120 gidiyor. Kendini kötü bir pozisyona sokuyor gene. Gene iş bana kalıyor. Buradan da aynen toparlamak için devam ediyorum. Bu şekilde ön tarafına gelip bakıyorum ne yapabilirim diye. Burada da atış yaptım. Sesi gelmedi ama gene girmiyor arkadaşlar. Delirmek üzereyim burada artık. Diyorum yuh. Ve %90 ihtimalle palet atması gereken bu mermi de bu sefer deliyor ve oyunu burada kazandıran noktayı yakalamış oluyoruz. Darkımız bence tekrardan geri gözüküyor. Evet, burada kazandıran etkiler. Birincisi, AMX 50-120 ile bizim da çok güzel bir atış desteği sunmamız. Ben 300 can kaldıktan sonra yaklaşık 4K daha hasar yaptım. İkincisi, daha önemlisi aslında, takımımızın 0 ve 9 hatlarından basması ve 1 ile 2 hatlarından basması. Üçüncüsü, ortayı bu 300 can kalma pahasına da olsa temizlemek. Belki 300 canım kalmayabilirdi, daha iyi paslaşabilirdik. Ama bu şekilde kendimize atış hattı oluşturduk. Hem sol hem de sağ taraflara atış verebildik. Ve bu şekilde artık zorlamıyoruz. Aslında iyi bir IS-3, IS-7 oyuncusu olsa buraya atıp vurabilir ama ben bu riski alıyorum şu an. Belki gelirken spotlarımı bir kill daha alırım diye. Ama gerek kalmıyor. Ve bu şekilde oyun bitiyor.
Umarım biraz anlatmıştır size Leopard'ın nasıl bir tank olduğunu oyun. Yani topu gerçekten inanılmaz iyi ama zırhsız. Bu yüzden E50 ile aynı şekilde kullanmamanız lazım. E50 gayet sektirebilen 300 penetrasyonlu mermileri Taret'inin mantletinde absorbe edebilen bir tank. Leopard'da ise bunu attığınız zaman arkadan bir delik oluyor. İçinde çok güzel böyle cereyan yapan bir havalandırmaya sahip oluyorsunuz. O yüzden modül olarak havalandırma takmanıza gerek olmuyor. Yani o derece gerçekten bu kötü esprilik derecesinde size sıkıntı yaratıyor karşınızdaki tanklar. Ama umarım gene de böyle hani izlemesi muhteşem enteresan olmayan bu oyunda da nasıl takımı taşıyacak hasar yapabildiğinizi göstermiş oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Osmanlı Tank Buster sizlere iyi günler diliyor. Evet, oyunun başında söz verdiğimiz gibi oyun sonu sonuçlarıyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi 91 bin para kazandığımız, dublesiyle birlikte 3600 de deneyim puanı kazandığımız bir maç çıkarttık. Burada gene oldukça fazla tanka hasar verdiğimizi görüyoruz. Bunların içinde T110'dan AMX12T'ye kadar farklı seviyelerde bir sürü tank var. Sonuçta gördünüz zaten çat çat gayet çatapatlık bir topunuz var ve bunu çok güzel kullanmanız lazım. Takım skoruna geçtiğimiz zaman şunu görüyoruz. Hem hasarda hem de deneyim puanında AMX 50-120 ile birlikte oyunu taşımışız gerçekten. Karşı takıma baktığınızda daha düzgün bir sıralama görürken 3000'li hasarlarda biz iki kişi burada 6000 küsur hasar yaparak bu şekilde taşıdık oyunu. Birebir statlara baktığınızda benim 29 atıştan 24'ünün isabet ettiğini ve 23'ünün penetre ettiğini görüyoruz. 4 atış almışım. 4 penetrasyona sahip bu atışlar. Damage Block by Armor. Yani Zeki Müren de bizi görecek mi bu arkadaş? Çünkü böyle bir şey yok Leopard'da. Bakın mesela AMX 50-120 o da zırhsız ama en azından 790 burada kendisi absorbe etmiş. Neyse bizimkine dönecek olursak 6300 hasarı bu şekilde yapmışız. Ve 3000 de spot hasarımız var ki gayet iyi bir değer. Zaten bu yüzden bu 200 tecrübe puanlık fark oluşuyor. Biliyorsunuz seviye 10 tanklarda bu tecrübe puanlarını almak oldukça zor oluyor. Yani ben bu hasarı yaptığım E100'de as madalyası alamadım. Size öyle söyleyeyim. O konuya da E100 videomda geleceğim daha sonra. Neyse. Genel olarak durum bu. Tanklar karşı takımda bize bu şekilde yardım etti. Ve gördüğünüz gibi karşı takımdaki zaten iyi olan oyunculardı. İlk üçte Loren, ISCD ve Affentrager. Ve burada T-34 de benim bayağı başımın belası oldu. Zaten arkadaşım vurduğu 3 mermi, ya yani 2 mermi bana gitti. Geri kalan ikisi nereye vurdu tam emin değilim. Herhalde 416'ya falan gitti ama bayağı bana sıkıntı oluşturan tank aslında buydu. Detaylı raporda ekstradan söyleyeceğim bir şey varsa 91 bin para kazanmamıza rağmen oldukça fazla mühimmat harcadığımız için sadece 20 binlik bir bize geriye para kaldı. Çok da fazla biliyorsunuz altın mermi sıkmadım. Ona rağmen 45 binlik bir burada giderimiz var. Mermilerinize dikkat edin. Evet, genel olarak durum bu. Leopard PTA'nın yani Tempra'nın Tempra SLX AK modeline hoş geldiniz diyorum Leopard 1'i almış arkadaşlarım için. Oldukça seveceksiniz. Alman hattında farklı bir tat yakalayacaksınız. Bu şekilde keyfini çıkartmaya çalışın. Favori tankım mı? Henüz değil, potansiyeli var. Halen E50M'yi tercih ederim farklı nedenlerden dolayı. Ama gerçekten şu an ilk üçüme girmiş tanklardan bir tanesi. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyor. Saygılarımı sunuyorum. Belki hafta sonlarında tekrar Twitch'lerde görüşmek üzere diye de son olarak ekliyorum. Hoşça kalın.